Günlük hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda taze barbunya aldım ve onu buzdolabına atacağım. Buzlu atacağım. Kışlık hazırlıklar için böyle son gaz devam ederken ben de böyle bir barbunya aldım ve buzla nasıl attığımı sizlere göstereceğim. Bu barbunyaya ben hani taze barbunyayı çok severim ve kışında da özellikle yemek istediğim şeylerden bir tanesidir. O yüzden böyle bir taze barbunya aldım. 2 kilogram kadar aldım. Genel olarak iyi gibi. Bazen böyle pazarcılar içine şeylerden atıyorlar ama <laughs> nasıl diyeyim? çürük olanlarından. Bu barbunya fena değildi. Bu arada kilogram fiyatı 50 lira. Onu da belirteyim. Biraz bana pahalı geldi. Bu yıl her şey olduğu gibi. E, barbunya da pahalı ama mecburen alıyoruz işte. Eee 2 kilo aldım. Sevgili oğluşumla böyle bunu e, halledeceğiz ve sizlere videosunu göstereceğim arkadaşlar. Sağ olsun benim oğlum genelde bana barbunya da fasulyede yardım eder. Ama e, barbunya en sevdiklerinden bir tanesi. Birlikte onu açmaya başlayacağız. 2 kilogramlık taze barbunyayı birlikte ayıklayacağız arkadaşlar. Böyle e, içini açıyoruz tek tek güzelce dolduracağız. Sizlerin de gördüğü gibi barbunyalarımızı ayıklıyoruz. İçerisinde böyle ufak tefek çürüklerin çıktığı da oldu. E, hafif yeşilli olanlar da var ama yeşilli olanlar hatta böyle kuru fasulye tadı bile veriyor. Onu da söyleyeyim. Taze barbunyayı ben normal kurutulmuş barbunya'dan daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor. Böyle hatta e, zeytinyağlı değil de etlisini de yaptığımda çok daha beğenirim ee, bunu e, yemek olarak yaptığımda da sizlerle paylaşmaya çalışacağım Arkadaşlar şimdi bu şekilde güzelce yıkadım Ondan sonra 2 e, kilo taze barbunya hemen hemen 4 yemeklik bir barbunya çıktı şöyle oluşumla koymaya çalışıyoruz biraz döküldü Ben ona yardım edeyim poşetlemeye ben devam edeyim ee, Arkadaşlar şöyle yani dörde böldüm bir yemeklik olarak bölmeye çalıştım genelde e, yediğimiz kadarını bildiğim için o şekilde böldüm buzluğa da nasıl koyuyorum genelde böyle poşetle koyuyorum arkadaşlar ve bunu ben pipetle iyice havasını alıyorum Hani klasik vakumlama yöntemiyle poşetlerin kenarından şöyle iyice büzdürüyoruz pipeti içine koyuyoruz içerisindeki havayı olabildiğince çekiyoruz ve e, tamamen vakumlamaya çalışıyoruz böyle ağzını işte pipeti içerisinden çektim Tuttuğum poşeti tuttuğum yerde iyice sıkıca tuttum ki içerisinden çektiğim hava tekrardan dolmasın diye şu şekilde iyice vakumladım. Bir iki tur attırarak da bağlayabilirsiniz. O zaman çok daha vakumlanmış ve içerisine hiç hava girmemiş olur. İçerisinde hava olmadığı zaman buzdolabı kokusu çekmiyor yiyecekler. Ben bu şekilde gözlemledim. İçerisine hava olursa bir tık sanki dolap kokusu olabiliyor benim şeyim gözlemlediğim bu yönde arkadaşlar. Böyle 2 kilogramlık taze barbunyadan 4 yemeklik bir barbunya çıktı. Sizler için bunu da video haline getirmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.